Yılın en başarılı televizyon programcısı, okulumu yap kampanyası ve Mardin'e 8 okul yapılması nedeniyle TRT Haber'den Fahri Kaynak yerine Sayın Gönül Er plaketini alacak ve plaketini vermek üzere Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Hakan Hakkemizi sahneye davet ediyorum. Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin bu ödülü bize layık gördüğü için Fahri Kaynak adına çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Okulum Yap kampanyasını ilk önce Güneydoğu'da Mardin'de başlattık ve bu imkanı bize TGT Haber sağladığı için ilk önce TGT Haber yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Mardin'de 8 okul, 1 yurt ve sağlık ocağı, Adıyaman'da 3 fakülte, 6 ilköğretim okulu yaptırdık. Ve bunları 3 saat içerisinde gerçekleştirdik. Tabii bu taşın altında birçok iş adamı ve gönüllü birçok izleyicilerimiz taşın altına elini koydu. Hepinize çok teşekkür ederiz ve şu anda da yine Mardin'de meslek okulu açtık. İnşallah daha eğitimli insanları ülkemize kazandıracağız. Tekrar bu ödüle layık gördüğü için size çok teşekkür ederim. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Yılın en başarılı film... Tamam mı? Efendim, eğitime olan katkılarınızdan dolayı bir ödül aldınız. Öncelikle tebrik ediyoruz. Eğitime ne katkılarınız oldu? Buna öğrenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sahasında bu ödül alacak çok sayıda arkadaş vardı ama bizi teveccüh etmişler. Bu ödülü layık görmüşler. Ben Türkiye Gönüllü Eğitim İler Derneği'ne teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Öncelikle derslik sayısı artırması konusunda ciddi gayretlerimiz oldu. İki içerisinde yaklaşık 1000 dersi kazandırdık. Her gönüllü insanlar var, ciddi gayretli insanlar var. Hem devletin katkılarıyla birlikte. Aynı zamanda eğitim sadece fizik şartlarını içinde doldurmaya gayret ediyoruz. Yani bu çalışmalar dikkate alarak bu ödülleri değerlendiriyoruz. Yine ilinizde bir yüksek okul açacaksınız. Ya da bir lise açacaksınız. Bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Yüksek okul demeyeyim de ona meslek eğitim kurslarının açılması konusunda profesyonel firmaların destek alıyoruz. İlginç kadarıyla FK yapım bu konuda ciddi bir gayret gösteriyor. Onun bir çalışması var. Herhalde kastettiğiniz olsa gerek. Peki bundan sonra ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz yine ilginizde? Dediğimizde Mardin dediğiniz zaman sadece eğitim değil tabii. Eğitim, Mardin kültürü var, sanat var, turizm var, sanayi var, ticaret var, tarım var. Her konuda ciddi gayret göstermek, ciddi çalışmamız gerekiyor ama önemlisi eğitim bu. Eğitim olmadan hiçbir işe ulaşma şansına sahip değiliz biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim dertim yok. Ben sağlayacağım. Farklı sen Fahri Bey'e ödülü versin. Ben bugün tesadüfen Mardin ve benim görev yaptığım Sabancı'daki bir arkadaşımızın ödül vermekte büyük memnuniyet duyuyorum. Sabancı Şehir Akşam'da 5 yıl ben devam etmiştim. 10. yıl ulaşması da gerçekten büyük başarı olarak değerlendiriyorum. Yine Mardin'lerden, Mardin'de eğitim hizmet veren arkadaşlarımız var. Burada Fahri Tuna Bey var. Gerçi bizim arkadaşlarımızdan çocuk yuvası müdürümüz var. Yine TGT'de ilk defa Mardin'de başlatmıştı çalışmaları. Mardin'den adını bu bilgiyi ifade etmek istiyorum. Osman Bey'i de başarılı çalışmanın dolayı tebrik ediyorum. Biraz önce İbrahim Bey'i de geçen sene yılın kaymakamı ödülünü alan arkadaşımızın şu an Sinop valisi olduğunu ifade etti. İnşallah arkadaşımız da çok kısa sürede bu ödülü değerlendirelim. Ben çok konuştuk ve bir şey daha söyleyeyim. Geçen sene yılın valisi olan arkadaşımız merkeze gitmekten son anda kurtuldu. Onu ifade edeyim. Bizler de teşekkür ediyoruz ve yılın valisi, Mardin valisi, akademik GAP projesi, birçok panel, forum, sempozyum düzenlemesi, 7 kitap yayınlaması ve derslik yapımındaki
%45'lik artış nedeniyle Mardin Valimiz Sayın Hasan Dure ve devletini vermek üzere Ankara Milletvekilimiz Sayın Burhan Kayatürk'ü sahneye davet ediyoruz. Sayın Milletvekilim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, eğitime gönül vermiş siz değerli insanlarla birlikte bulmaktan dolayı gerçekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye'de tabii herkes ağzını açtığı zaman eğitimden bahsediyor. Fakat maalesef insanların çoğu taşın altına elini sokmuyor. Keşke sizlerin sayısı yüzlerle binlerle ifade edilse, yüzlerce binlerce sivil toplum örgütü eğitime gerçekten katılan olsa. Gerek İbrahim Bey'in açıklamalarından, gerekse Barka Vizyon'dan, gerçekten Türkiye'de çok önemli meselelere el attığınız, eğitim konusunda çok ciddi gayretler gösterdiğinizi müşahede ediyorum. Bunlardan çok büyük memnuniyet duyduğumu ve size tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum. Arkadaşımız sunuşta biraz mübarek bir rakam söyledi. %45 gibi bir yatırım yapmadık açık söylemek gerekirse. Yaklaşık olarak 2 yılda %20-25 civarında derslik sayısında artış sağladık. Bu zaten bizim vazifemizdir. Ben bu ödülü de Mardinler adına ve çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yılın kaymakamı, ilçede eğitim seferberliği başlatması arz ediyoruz ve başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Tamam. Sen bize 10 tane kırbaçlı sıfırlarsan kar.